Meteorlar karşınızdayım. Bu video büyük ihtimal tatil serilerinden sonra paylaşacağım bir video olacak. Benim için çok özel bir gün. Bugün doğum günümü kutlamaya gidiyoruz. Sizinle doğum günüm 10 Temmuz. Şu anda bugün 8 Temmuz Cumartesi günü. Bugün Batu ile baş başa kutlayacağız. Pazar günü Tuğde ve Furkan'la ve kardeşimle birlikte kutlayacağız. Ama yarın, yani pazar günkü olan organizasyondan haberim yok. Ne olacağını bilmiyorum. Batu bir mekan ayarlamış. Mekan neresi ne hiç bilmiyorum. Sadece hep birlikte ikinci bir organizasyon olarak kutlayacağımızı biliyorum. Onu merak ediyorum gerçekten. Bu videoyu o yüzden 2 günlük vlog yapacağım. Hatta pazartesi günü de Ayşe annemlerle, kayınvalidemlerle de kutlayacağız ayrı bir şekilde. Daha sonra annemle de ayrı bir şekilde. Yani bu vlog full doğum günümde kısa kısa kesitler olarak diye düşündüm. Ama bugün şu an nereye gidiyoruz? Hatta doğum günü organizasyonu düzenledi Batu. Bebeğe gidiyoruz. Bebekten bineceğiz saat 10'da. Şu an saat 8.45. 10'da bizi alacaklar. Ama çok heyecanlıyım. İşte köprüye filan Batu yazı yazdıracak. Merak ediyorum. Pastam bu arada harika oldu. Pastayı da artık orada gösteririm. Yatta gösteririm. Pastayı keserken vesaire. Orada bu arada organizasyonun içinde 4K fotoğraf çekimi, video çekimi, drone çekimi hepsi paketin içinde organizasyonla dahil. Yani çok videoya fotoğrafla uğraşmayacağım neyse ki. Ama ayrıyeten YouTube için, burası için de ben biraz çekim yapacağım. Şimdi yoldayız. Oraya gittiğimizde tekrar içerim. Bu arada düz bir siyah elbise giydim. Uzun. Bileğe kadar. Ondan sonra beyaz spor ayakkabı giydim. Böyle takılarla fazlalaştırmak istedim. Bugün saçımı da yaptırmıştım. Çok beğendim. Arkada da balon var bu arada. A harfi. Kocaman bir A harfi balon aldık. Pasta da şurada arkada. Böyle makyajım ama çok güzel oldu. Yoldayız. Gittiğimde tekrardan içerim. Aa, bu arada tırnaklarımı da böyle yaptım. Pembe. Takma değil. Aynen. Protezdir, kalıcı ojedir. Hayatımda hiç yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Ya neyse, linçlenmeyeyim. Yaptıran bayağı çok kişi var çünkü. Hiç girmeyeyim sabah. Ama yani kalıcı. Yani bu ojeyi de mesela ben normalde günlük hayatta da oje kullanmıyorum ben. Sadece böyle özel günlerde o gün sürüyorum. Bunu da bugün sürdüm, sabah sürdüm. Neyse ya, biz kapatıyorum. Geldik. Şöyle park yeri bulduk. Evet, pastan çok ağırmış çünkü. Hadi. Al balonu. Tamam. Ama bunu vereceğim ben binerken. Kaç kişi olacak yanında? Onu sal biraz da uçsun. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess the ignorance is bliss. Sen kutlamayı burada yapacaksın işte. Fotoğraf çekimleri falan burada olacak. Hareket edin. Wow, bu ışık çok güzel.
Bak kutlama yapıyoruz. Gördün mü? Şu anda evdeyiz. Eve geldik. Sonrasında çekim yapamadım. Şunu da çıkartamadım. Saçıma dolandı. Evde çıkartırım dedim en son. Çünkü bayağı çıkartırken canım acıdı. Çıkartamadım. Rüzgar vardı. Dolandı saçıma bayağı. Şimdi birazdan çıkartacağım. Saçımı falan yıkayacağım. Keyif aldık. Fotoğraf, video açısından güzel çekimler oldu. Ve bir anı oldu gerçekten. Güzeldi. Sadece son 15-20 dakikasında rüzgar çıktı, hafif yağmur sermeye başladı ama öncesinde hiçbir sorun yoktu, bayağı keyif almıştık. Bir saatlik bir organizasyondu bugünkü o yat turu. Bir saat olduğu için aslında hani fotoğraf çek, video çek, ondan sonra işte pastadır, odur budur, hani böyle zaman geçiyor gerçekten, eğlenmeye çok vakit kalmıyor aslında. O yüzden yarın daha çok eğleneceğimi düşünüyorum. Ama keyifliydi. Batuhan'la baş başa hani romantik, güzel bir gece oldu. Onun haricinde pastanın mumlarını yakamadık. Yatta da son ses müzik olduğu için konuşamadım çok. Gardan dolayı hiçbir şekilde yanmadı. Sadece o maytaplar yandı. Ondan sonra fazla da zaman olmadığı için yani bir iki dilim pastayı kesip orada zaten yemeğe de rahat rahat bir vakit kalmadı. Onlar da organizasyondaki oradaki kişiler dedi, bence pastayı bozmayın, yarın da bir organizasyonunuz varsa oraya götürün bence diye. Onlar böyle söyleyince mantıklı geldi. Biz de o yüzden pastayı direkt getirdik, hiç bozmadık, kesmedik orada. Fotoğraf falan çektik, sadece video çektik. Pasta zaten o kadar güzel oldu ki tasarımı çok beğendim. Kesmek bile istemiyordum, hatta takılıyordum ben pastayı bugün nasıl keseceğim falan diye, resmen öyle oldu. Dolaba sığdırdık, dolaba koyduk, Allah'tan çok bozulmadı pasta. Öyle güzeldi, keyifliydi. Öyle şimdi de bir açıklama yapayım dedim eve gelmişken. Yarın tekrardan bu videoyu, vlogu devam ettiririm. Bu şekilde. Şimdilik kapatıyorum. Evet, bugün ikinci gündeyiz. Pazar günü. Bugün gideceğimiz mekanı ben bilmiyorum ama Batu mekanla konuşmuş. Bugün yine hava şartlarından dolayı teras kısmını kapatacaklarmış. İç kısmında olacakmış. Normalde teras kısmında önce yemek yiyip eğlence kısmında içeri geçecekmişiz ama bugün o olamayacakmış. Batu ona yine üzüldü. Ama dedim yani olsun, mekanı bilmiyorum ama sorun değil, sonuç hani hep birlikte olmak. Şöyle bir üst kombin yaptım. Evet, Asena Hanım'ın kapısına geldik. Gelemedi o yüzden. Hayır! Şaşırdın mı? Kız boyunu çakmış. Pastayı alalım. Önce inandım ya. Tamam, dönebilirsin. Bakalım. İçindeki şu an sürpriz. Aa, çok iyi olmuş. Bunu da bekleyelim ama değil mi? Evet. Birlikte. İçeriye bakalım. Ödül almış mekan. Ben itimat personeliyim abla. Sıkışırken de çekelim nedir yani? Değil mi? Yat 12 ama 11. Nereden çıkıyorsun? Burada mı? Evet, havalı. Evet, kat 12. Kat 12. Açayım bebeğim. Şu ana kadar memnunum şu an. Wow, gizli bir yer gibi ya. Bu ne? Nasıl gidiyorum bilmiyorum. Müziği takip et aşkım.
be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential. Because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? These times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep. Dört oldu. Evet. Kaçıncı oldu şimdi?